Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Permütasyon, kombinasyon olasılığının ilk kısmını yapacağız bugün. Aslında biraz yatırımımız olasılığa olacak. Onu en baştan söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz sınavlarda da karşınıza geliyordur ya da çıkmış soruları biraz incelediyseniz olasılık soruları daha fazla geliyor. Onun sebebi de aslında çok basit. Olasılığın içinde arkadaşlar permütasyon da sorabiliyorsunuz, kombinasyon da sorabiliyorsunuz, saf olasılık soruları da sorabiliyorsunuz. O yüzden biz şu an permütasyon, kombinasyon yaparken bir nevi olasılık konusunun da bir kısmını böyle görüyor gibi olacağız. Ben o yüzden bazı soruları permütasyonda çözeceğim. Bazılarını da arkadaşlar tekrara düşmemek için olasılığa saklıyorum. Yine kombinasyon görmeden bazı permütasyon soruları çözülemez ki bugün araya bir tane sıkıştırdım ama başka da yapmadım. Permütasyon, kombinasyon daha çok iç içe sorulduğu için biraz kombinasyon gördükten sonra da böyle olasılığın içinde permütasyon, kombinasyon bir arada olan sorulara bakmak lazım. Şimdi süremiz daraldı biliyorsunuz. Yani müthiş derecede böyle az bir zamanımız yok ama biz planımızı, yani ben en azından planımı 26 Temmuz'da sınav olacakmış gibi düşündüğüm için şimdi sınav böyle bir ay önceye gelince permütasyon, kombinasyon olasılığı ben istediğim kadar yayarak anlatamayacağım. O yüzden eğer permütasyonda, kombinasyonda özellikle bu iki konuda ciddi eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız lütfen benim o YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ben derste size verdiğim PDF'ler üzerinden anlattım oradaki testleri ve gayet ayrıntılı olduğu için en baştan eksiğiniz varsa kapatmış olursunuz. Burada ta böyle permütasyon yaparken 3 kişi 4 koltuğa kaç farklı şekilde oturulur derecesinde de aşırı basit sorular çözmeyeceğim çünkü. Bilgilerimizin üzerine biraz yorum katacağım. Onu baştan söyleyeyim. Soruları aşırı zor seçmemeye çalıştım. Ancak dediğim gibi hiç alakası olmayan arkadaşların önden biraz dinlemesi lazım. Burada bile bahsedeceğim ama yetmeyebilir. Bir de bu konular biraz böyle ya çalışılması erteleniyor ya da çok sevimli konular değil. Anlıyorum zaten o açıdan da. Ancak kısa konular değil, onu belirtmem lazım. Mesela kombinasyon konusu bence gayet uzun bir konu. Bu üç konuyu birleştirince trigonometriden daha ayrıntılı bir konu haline geliyor bunların üçünü birleştirince. O yüzden de biraz vakit ayırmak gerekiyor. Ben sizin biraz vakit ayırmanızı, daha az vakit ayırmanızı sağlayacağım. Dediğim gibi biraz böyle gitmek lazım artık. Ben daha öncesinde bu canlı ders muhabbetleri olup olmayacağı belli değildi. Çünkü malum yani bir ay öncesi, 2 ay öncesine kadar kimse canlı ders falan yapmıyordu öyle. Haliyle biraz yatırımım açıkçası YouTube'a yapmıştım. Olur da böyle Mart'ın işte 20'sinde falan işler belli olunca sıkıntı olursa biraz YouTube'a yüklenip oradan sizinle video paylaşırım diyordum. Ama öyle bir sıkıntımız olmadı bu ana kadar. Ancak bu andan sonra işte AYT'de eksikleriniz namına yine böyle biraz ayrıntılı konulardaki eksikleriniz namına oradan yararlanabilirsiniz. Bu şekilde dersleri değerlendirin. Sonra geri kalan kısımlarda da biraz fedakarlık yapma zamanı geldi arkadaşlar. Yani bunu da söylemek lazım. Böyle kara bir tablo çizmeyeceğim tabii. Sonuçta 2 ayımız var. Ama ne olursa olsun kendimizi 3 aya göre hazırlamışken 2 aya düşmesi tabii ki biraz planları değiştiriyor. O yüzden tavsiyem bu rehberlik derslerinde benim o saatlerde dersim olduğu için katılamıyorum. O yüzden ne konuşuyorsunuz bilmiyorum ama biraz bu plan program üzerine gitmek gerekiyor bence. 2 ay kendinize nelerim eksik, hangi konuları çalışmalıyım? Fenden, matematikten fark etmez. Türkçeden, eşit ağırlıktan herkes kendine göre düşünsün. Biraz bence planlı çalışırsanız, saat saat değil ama gün gün, hafta hafta planlarsanız biraz daha içinizde rahatlar. Hem de önünüzü gördüğünüz için daha iyi çalışırsınız, onu söyleyeyim. Şimdi permütasyonda arkadaşlar aslında sayma da yapacağız. Burada bazı sorularda tek tek sayılacak sorular da var normalde. Ama ben mümkün olunca bugün onlara girmemeye çalıştım. Çünkü zaten tek tek sayılacak soruları şıklardan da görüyorsunuz. 6, 5, 3 falan oluyor cevabı. ÖSYM de sordu. Onu hakikaten üşenmeden tek tek saymak lazım. Bir soru arkadaşlar eğer şıkları 2, 3, 7, 8, 9 falansa yani bunu böyle permütasyonla falan yapmak biraz böyle garip olur. O yüzden aklınızda bulunsun. Olur da sınavda böyle 10, 12, ben hatta 14'e kadar yolu var yani. 15-20'den sonra saymam ama bir böyle 10-12'ye kadar falan şıklar varsa tek tek sayılabilir. Yeter ki hata yapmadan düzgünce bu konudan net getirelim. Onları çok almamaya çalıştım ama sonuç itibariyle konunun adının sayma konusu olduğunu unutmamak lazım. Sayıları sıralarken arkadaşlar, özellikle bu basamak kavramı sorularında nelere dikkat etmemiz lazım? 5'e bölünme, 2'ye bölünme, 4'e bölünme bizim için önemli. Neden? Biz 5'e bölünme, 2'ye bölünme ve 4'e bölünme gibi sorularda son basamaklar ilgilendirdiği için bizi sondan başlarız. Öbür taraftan 0 bizim için önemlidir arkadaşlar permütasyonda. Basamak sorularında 0'a ayrı değerlendirin lütfen. Riske girmeyin. 0'ı ayrı bir işlem yapın, sonra diğerlerini yapın. Örnek size işin içinde bu soru gibi 0'ın 2'nin 4'ün olduğu kaç tane çift sayı vardır diye sorduğu zaman riske girip 0, 2, 4'ü son basamağa atmayın. 0'ı ayrı yapın, sonra 2 ve 4'ü ayrı yapın. Bakın şimdi. Demiş ki yüzler basamağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yüzler basamağı 5 olan. O zaman direkt buraya şöyle bir yapıştıralım. Oraya seçim hakkımız yokmuş. Yüzler basamağı 5 olan 7 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılır diye soruyor. Şimdi çift sayı diyor. Normalde sona 0 ve 2 gelir değil mi? Ama ben 0 başa gelme sıkıntısından dolayı ne yapacağım? 0'ı önce ayrı değerlendireceğim. Diyeceğim ki elimde kaç tane 0 var? 2 tane 0 var. Gerçekten de bunları böyle özdeş sayı, tabii ki ben de biliyorum bunların birbirine eşit olduğunu ama sonuçta elimde 2 tane 0 var ya. O zaman son basamağa 2 tane 0 yazma hakkım var. Buraya 2 yazıyorum bakın. 1 yazmıyorum ben. Burada bile ufak tefek işlem hataları olabileceğine inandığım için arkadaşlar elimde kaç tane varsa önce bodoslama buraya yazıyorum. Sonra artık ne oldu? Bir tanesini kullandık sıfırlardan. Sonra bir tane 5'i de kullandık. Toplam 7 tane sayı vardı. Böylece ne oldu arkadaşlar? Geriye 5 tane sayı kaldı. Ancak başa 0 gelmez. Kalan 0'ı da kullanamam. 4 tane sayı hakkımız kaldı. Böylece bakın 1, 2, 3 tane basamağa sayı yerleştirdik. Toplamda 7 sayı vardı. 4 tane kaldı. 4, 3, 2, 1. Böylece ne oldu? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 4. Ancak 0'dan 2 tane var. Bunların kendi arasında yer değiştirmesi yoktur. Düşünsenize cümleye bakın şimdi. Önce 0, sonra 0, önce 0, sonra 0. Hiçbir anlamı olmuyor. Dolayısıyla sıfırlar kendi arasında yer değiştirse de hissetmeyiz. Görüntü değişmez. Böylece 2 tane 0 var. 2 tane arkadaşlar 3 var. 2 tane de 2 var. Böylece şu 8'ler sadeleşecek. 4 kere 2 8, 8 kere 3 24 oldu bakın. Önce 0'ı yaptım. Sonra artık gönül rahatlığıyla 2'ye girebiliriz. Ona da bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5'in zaten yerleştireceğiz buraya. O yine tamam. Artık elimde 2 tane 2 var arkadaşlar. 2 tane 2'yi gördüğünüz gibi yine son basamağa yerleştiririm. 2 tane hakkım var diye. Başa 0 gelmez. Şimdi ne yaptık? 5 ve 2'yi kullandık. Normalde 5 sayımız kaldı. Ancak sıfırları da başa yazamayız. Demek ki 3, 2, 3'ten mecburen buraya 3 tane sayı yazabiliyorum. Toplamda artık 1, 2, 3 sayı hakkımızı kullandık. Artık sıkıntımız yok. 0 her yere gelebilir. 4 sayı hakkımız kaldı. 3, 2, 1. Böylece 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. 0'dan 2 tane var. Sonra arkadaşlar 3'ten de 2 tane var. 2'den de 2 tane var. Böylece ne oldu? Buradaki şunlar sadeleşti 8'ler. 9 kere 2'den 18 yapmış oldu. Toplamda o zaman 18, pardon orayı karaladık. 18, bir de ne bulmuştuk şurada? 24 bulmuştuk. Toplamları da 42 yaptı bakın. Kafanıza yatmayan bir şey olursa lütfen sorun. Sonuçta bu permütasyon konusu arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Biraz daha burada böyle dogmatik gidiyoruz aslında. Yani çözüm yaparken ben size klasiğe yakın sorular seçmeye çalışıyorum ki bu klasiğe yakın soruları arkadaşlar kendiniz çözerken uygulayın çözümlerinize. Farklı bir şey olduğu zaman eğer sizin cevabınızdan bazen doğru bazen yanlış geliyorsa o zaman benim dediğime uymaya çalışın. Niye? Biz bunları tek tek sayamayız. Cevabı 728 olan bir şeyin bazen mantığını anlatmak zor oluyor. Biraz orada kabullenmek gerekiyor açık söylemek gerekirse. 2 kız 4 erkek öğrenci 2 sıraya 3 kişi önde 3 kişi arkada ve kızlar yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilir? Önce şundan bahsedeyim size. Şimdi 3 kişi önde 3 kişi arkada olması arkadaşlar eğer size herhangi bir şart sunmazsa hiçbir şey ifade etmez. Diyelim 6 kişi var. 6 kişiyi siz bu üçlü öne, üçlü arkaya kaç farklı şekilde yerleştiririz dediğimiz zaman direkt 6 faktöriyeldir. Ne zaman ama dediğim gibi şart yoksa. Bu soruda var zaten. Şart olmayınca benim için hiç önemi yok. O yüzden böyle önlü arkalı sorular size hemen böyle farklı bir şey yapacağız izlenimi uyandırmasın, sorunun dediğine dikkat edin. Bu ekstra böyle kenarda dursun. Bunu söylemiş olayım. Şimdi soruda ne demek istiyor ona bakalım. Önlü arkalı sorularda aslında biraz şu önemli. Eğer bana öne erkekler, arkaya kızlar falan demiyorsa dediğim gibi 6 faktöriyel. Ancak burada ne demiş? 3 kişi önde, 3 kişi arkada tamam ama kızlar yan yana olacak. O zaman arkadaşlar kızlar K1, K2 diyelim. Böyle paket halinde birlikte olacaklar. Haliyle burada gerçekten üşenmeden şunu görmeniz lazım. 1, sonra arkadaşlar 2, sonra 3, sonra da 4. Bakın kızların yan yana 4 tane oturma hakkı var. Bunu yapmak zorunda mıyız? Evet kesinlikle. Çünkü size zaten böyle 35 tane sıra vermez bunun için. Merak etmeyin, aklınıza bir şey gelmesin. O yüzden de gerçekten bu durumları görmeniz lazım. Bakın ikili ikili oturacaklar, birbirlerinden kopamazlar. 1, sonra bakın 2, sonra 3, sonra da 4. Şimdi 4 tane olduğunu gördüm. 4 ile bir çarpalım. 4 yerden birine kızları önce oturtalım. Genelde özel durumları önce değerlendiriyorum, sonra diğer sıradanlara geçiyoruz. Şimdi temsil olarak hemen böyle kapatın bir yeri ki olayı anlayın. Diyelim kızlar buraya oturdu. O zaman artık erkekler için özel bir şart yok. Onlar ne olacak? 4 faktöriyel diye yerleşecek. Bu arada kızlar kendi arasında K1, K2 ve K2, K1 diye yer değiştirebileceği için onu da unutmamalıyız. 2 faktöriyel o yüzden gelecek. Toplamda o zaman arkadaşlar 8 çarpı 4 faktöriyel olmuş oldu. Cümlelerime lütfen dikkat edin. Söylediklerim bir nevi böyle hep önemli şeyler olacak. Olur da tabii dilim sürçerse falan hatam olursa söyleyin. Ama burada hep bir şeyler söylemek için basit de olsa sorular bir amaç uğruna seçtim bunları. Permütasyonla ilgili arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz genelde yer değiştirme, sıralama, işte böyle renkleri yerleştirme, bir yerden bir yere gitme soruları yapıyoruz. Ancak permütasyon dediğimiz direkt böyle saf permütasyon soruları olduğu zaman malum şöyle bir formül var. P, N, R diye bir formülümüz var. Nedir o da? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Yalnız bu çok sığ bir formül arkadaşlar. Bunu sadece şeyde kullanabiliyoruz. Bana soruda gidecek diyecek ki P 3,2 diyecek. Ben de gideceğim burada işte 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2'den 1 faktöriyel yapacağım. Yani direkt bana böyle bir şey sorarsa evet bu formülü kullanırım ama bunun haricindeki arkadaşlar sorularda, örnek benim seçtiğim 3. soru gibi sorularda yani bu formül çok da kullanışlı olmuyor açıkçası. Bilin tabii ki sonuçta size bazen kombinasyonlu, permütasyonlu şöyle sorular oluyor. İşte CN2 artı PN2 şeklinde böyle gidiyor sonra PN-N-3 tarzında. Evet bunlar da tamam formül kullanılır. Buna karşı değilim. Bunda bile formülsüz yaparım ben ama bunda tamam formül yapabilirsin ama permütasyonların kaç tanesinde 2 var, kaç tanesinde 3 yok, bazılarında 2, bazılarında 3 var muhabbetlerinde. Ben şöyle düşünüyorum. Permütasyon sonuçta sıralama yer değiştirme arkadaşlar. Bize 3'ün ikili permütasyon demek Türkçesi şu aslında benim için. 3 kişi var, 2 kişilik koltuğa kaç farklı şekilde otururlar? Ya da işte şöyle verdi bize 4, 7. Diyoruz ki orada işte biz 7 kişilik koltuğa 4 kişi kaç farklı şekilde oturabilir? Bunun gibi aslında ben yorumlar yapıyorum. O yüzden aklınızda bulunsun. PNR dediğimiz zaman N kişi R tane koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirle aynıdır. O yüzden formül yapmamıza gerek yoktur. Bakın şimdi burada zaten mecburen formül yapamayacağız. A, B, C, D, E, F kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde A ve B yan yana bulunur? Bunu farklı şekilde söylüyorum şimdi size. 6 kişi var. Bu 6 kişiden A ve B kişileri 4 kişilik koltuğa oturmak zorunda. Buna göre kaç farklı oturma şekli olur? Bakın şimdi. Artık diyorum ki madem bunlar 4 kişilik koltuğa yerleşecek. Dörtlü permütasyon dediği benim için 4 koltuk işte. A ve B paket halinde birlikte olacak. Aynı demin yaptığım gibi 1, 2 ve 3 hakları var arkadaşlar bunların. Dolayısıyla önce bunları 3 farklı şekilde oturtabilirim. Temsili olarak diyelim şöyle buraya oturdular. Kendi aralarında yer değiştirebilirler. 3 çarpı 2 faktöriyel. Bunlar buraya oturduğu için artık A ve B oturdu, bakın yan yana bulunacaktı zaten. C, D, E, F. Elimizde 4 kişi kaldı. 4 kişiden biri buraya oturur. 3 kişiden biri buraya oturur. Böylece bakın cevabı bulmuş oluruz. Aklınızda bulunsun, permütasyonlar yine bizim için aslında koltuk soruları. Gelelim buraya. Maliyet kelimesindeki harflerin yerlerinin değiştirilmesiyle elde edilecek 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaçında sessiz harfler soldan sağa alfabetik sırada bulunur? Demin yapmıştım, önce bir ön bilgimi vereyim. Deminki bir basit sorumuz vardı ya, buna benzer gibi düşün, basamak sorusu. Şimdi bunları kaç farklı şekilde yerleri değiştirilerek oluşturulacak sayılar vardır dediği zaman bize ne yapıyoruz? 3, 3, 6 faktöriyel veli, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel diyoruz değil mi? Bu tekrarlı permütasyon bizim için. Kendi aralarında yer değiştirmeyenleri, sıralamasının anlamsız olanları mecburen böyle bölüyoruz. Benim için işte arkadaşlar bu tarz sorular da aslında tekrarlı permütasyon. Ne zaman tekrarlı permütasyonu düşüneceksiniz? Elemanlar kendi arasında yer değiştiremiyorsa, bakın şimdi şöyle renk yapayım size. Bunlar normalde kendi arasında 3 faktöriyel diye yer değiştirir değil mi? Ancak soruda size yer değiştirme hakkı tanımıyorsa, diyorsa ki ilk sıraya yeşil gelecek, ikinci sıraya mavi gelecek, üçüncü sıraya pembe gelecek. Burada şunu yapmanın anlamı var mı? Artık sana zaten yer değiştirme hakkı tanımıyor. Mecburen ne yapıyoruz aslında çaktırmadan? Böyle 3 faktöriyel böyle 3 faktöriyel yapıp 1 yapıyoruz. İşte bu basit mantığı bu soruda kullanacağız. Nasıl, nerede oldukları önemli değil. Temsilli bir görüntü yapıyorum bakın. A, E, İ. Şuraya M'yi yerleştireyim. L, Y, T böyle dursun. Bakın anlamlı anlamsız böyle yerleştirdim. Yalnız burada dikkat ederseniz A, E, İ diye alfabe sırasına göre yerleşti gördüğünüz gibi. Sıraları, yerleri nerede önemli değil. Ancak kendi aralarındaki yer değiştirme hakları yok. O yüzden bunlar bizim için arkadaşlar şudur. Bir nevi X, X, X harfleri yapıyormuşuz gibi. T, M, X, L, X, Y, X harfleri kaç farklı şekilde sıralanır? Bu 7 harfli değil mi? 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. İşte aynen bunun gibi A, E, İ'yi kendi arasında yer değiştiremediğim için artık o yer değiştirmeleri ölür. O yüzden bölü 3 faktöriyel yaparız. İsterseniz siz artık bunları aynı benim bu altta yaptığım gibi sanki XXX harfleri varmış gibi bunları böyle götürebilirsiniz. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel de 210 olacak. Bu şekilde dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Sıralama yoksa, yer değiştirme yoksa orada mecburen bölmek zorundayız. Tekrarlı permütasyon yorumudur bu. Ki soru tekrarlı permütasyon yorumu gibi görünmüyor. Hemen bence bakayım bir ileriden bir tane soru. Şu soruyu bir yapayım da ondan sonra döneriz yine. Bakın şimdi. Ali Veli Selam. Hocam 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 840 olmuyor mu? Bakayım. Hocam siz sesli harfleri aldınız. Sessiz harfleri istiyor. Bakayım. Neredeydi sorumuz? Ha tamam, olur. O zaman şöyle yapalım. Bu A şıkkı olsun. Sesli harfleri ben yaptım. A, E, İ. Soruyu pardon. Şurada sessiz diyormuş. Ama neyse siz anladınız zaten mevzuyu. Ben o zaman A şıkkı sesli harfleri kendi arasında A, E, İ diye dizdim. Zaten malum sesli harf ne olduğu belli olduğu için fark etmişsinizdir. Şimdi o zaman sorunun sorduğunu yapalım. Ne olacak arkadaşlar sessiz harflerde? L, T, Y değil mi? Bu şekilde bunlar yer değiştirmeden durması lazım. Örnek bir görüntü. A, L, işte İ, T, M, buradan Y. Bakın L, şurada M, T'yi bir değiştireyim. Bakın gördüğünüz gibi L, M, T, Y gördüğünüz gibi asla yer değiştirmeyecek kendi aralarında. Ancak herhangi bir görüntü böyle olabilir. Tek tek bunları yerleştiremeyeceğimize göre yine ne diyeceğiz? X, 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 X olsun. Artık 7 faktöriyel bölü kaç tane sessiz harfimiz var? 4 tane. 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel diyeceğiz. Tamam, böylece düzeltmiş olayım. Aslında ayrı ayrı iki tane soru çözmüş gibi olduk. Tamam mı şu an? Şimdi gelelim buraya, demin o çözmek istediğim soruya. Ali, Veli, Selami'nin de bulunduğu 6 kişi, Veli, Ali ile Selami'nin arasında herhangi bir yerde olmak şartıyla kaç değişik biçimde yan yana sıralanabilir? Şimdi arkadaşlar, burada şeye dikkat etmemiz lazım. Sorularda eğer zaten 3 kişiyi yan yana söyleyecekse der ki, Ali, Veli ve Selami'nin bitişiğinde, muhakkak ÖSYM size onu en böyle anlamayacak kişinin anlayacağı şekilde söyler. Bunların üçü birlikte olacaklar dip dibe, hemen sağında, hemen solunda gibi muhabbetlerle söylüyor. Eğer öyle bir şey söylemiyorsa, burada mesela herhangi bir yerde olmak şartıyla demek zorunda bile değil, şunu da dese aynı şeyi algılamalısınız. Veli, Ali ile Selami'nin arasında olmak şartıyla derse de sen yine sakın şöyle bakma olaya. Bu sadece bir görüntü. Şu da olabilir. X, Y, Z insanları olsun. Veli burada olsun, Ali burada olsun, Selami. Bakın gördüğünüz gibi Veli her türlü A ve S arasında mı? Evet. Ama yan yanalar mı? Hayır. Özellikle yan yana demiyorsa soruda arasında dediği zaman sadece bunu anlamayın, şurayı da anlayın. O zaman demin söylediğim gibi işte bunların kendi aralarında yer değiştirme hakları var mı ilk etapta? Yok. Sadece A ve S kendi arasında yer değiştirir. S, A olabilir böyle. Ona da geliriz. Şimdi Ali, Veli, Selami ya da Selami, Veli, Ali şeklinde sıralanabiliyorlar. O zaman önce bir şunu bir sileyim, o kalsın. Bunları yine diyeceğiz ki işte bunların kendi arasında yer değiştirme hakları yok görüntüde. O yüzden 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel diyeceğim. Sonra tabii ki Ali ile Selami gördüğünüz gibi kendi arasında yer değiştirdiği için o yüzden 2 ile çarpacağım. Bunu da böyle eklemiş olayım. Dolayısıyla buradan da 6'lar sadeleşir. Evet, 5 faktöriyel çarpı 2 olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu insanların yan yana oldukları, aralarına girdikleri veya işte alfabetik sırada böyle dizilir denilen sorular aslında çaktırmadan bizim için tekrarlı permütasyon sorusu. Bakalım şimdi buraya. Biliyorsunuz ben fonksiyon ve kümeler aslında arkadaşlar sınavlarda permütasyon, kombinasyon olarak karşımıza geldiği için onları ayrıca anlatmıştım. Bir daha tabii ki oraya dönemeyeceğim. Çünkü zaten sıkıcı olur. Aynı şeyleri bir daha anlatmanın anlamı yok. Orası çok ayrıntılı bir yer. Çok öyle kitaplarda da aşırı derecede bahsedilen bir yer değil. Kitaplarda böyle soru bankalarında bile toplasanız bazen o tarz sorulardan 3-4 tane anca oluyor ki en çok ben Apotemi'de gördüm TYT soru bankasında. O yüzden aklınızda bulunsun. Fonksiyon, kombinasyon, kümeler kombinasyon ilişkisini eğer o derse gelmediyseniz muhakkak PDF'sini çözün ve yapamadıklarınızı izleyin YouTube'dan. Bakalım şimdi buraya. Bir permütasyon sorusu aslında fonksiyon olmasına rağmen. Ne demiş? A'dan B'ye tanımlayacağız. Tabii nereden nereye tanımladığımız da önemli. Permütasyon olsa da olmasa da buna dikkat edin her zaman. FA küçüktür 0, FD küçüktür FM olacak şekilde kaç farklı birebir F fonksiyonu yazılır demiş. Tamam. A, B, C, D, E, M diyelim. Şöyle burası da eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3, 4 olsun. Bir kere şimdi arkadaşlar özellerden başlayalım. Özel kısım ne? A sıfırdan küçük sayılara gidecekmiş. O zaman A'nın gidebileceği kaç yer var? 2 yer var. Gerçekten fonksiyonlarda arkadaşlar işlemler yaparken aslında böyle 6 tane mektup var. İşte 6 tane mi? Kaç tane var burada? 6 tane posta kutusu var. Kaç farklı şekilde yerleştirilerek benzer yorum yaparız. O yüzden A'nın gidebileceği 2 tane yer var. Dolayısıyla 2'yi çarpı diyorum. Örnek A eksi 2'ye gitsin. Temsili olarak illa oraya gitmek zorunda değil. Maksat görsel olarak dursun. Sonra arkadaşlar F'de Fm'den küçük olmalıymış. Bakın normalde dediğim gibi bu soru derse mümkün olduğunca kombinasyon yerleştirmedim. Sadece bir bu soruda istisnası var. O da karşınıza gelebileceği için. Şimdi bazı sorular arkadaşlar sıralama gibi görünür ama aslında seçmektir. Neden? Şimdi eğer F'de Fm'den küçük olacaksa arkadaşlar bunların yer değiştirme hakları yok. Örnek F'de 3'e gidiyorsa o zaman Fm 4'e eşit olabilir. Ya da Fm eğer 2 oluyorsa F'de mesela 3'e eşit olamaz. O zaman burada neye dikkat etmeliyim? Benim sıfırdan büyük olanlardan sanki bir kutu varmış gibi böyle yukarıya kutuyu koyuyorum. Buradan rastgele 2 tane sayı düştüğü zaman, örnek 4 düştü, 1 düştü. Otomatik olarak 4 M'ye gidiyor. Yani Fm 4 oluyor. yine otomatik olarak 1 D'ye gidiyor. Yani F'de 1 oluyor. Diyelim 2 ile 3 düştü. O zaman otomatik F'de 2 oluyor. FM'de 3 oluyor. Gördüğünüz gibi seçme hakları bile yok. O yüzden bu benim için böyle kutudan aşağı rastgele top düşme sorusu gibidir. Dolayısıyla artık bak buraya ne yapıyorum? Nasıl olsa herkes en azından bir kere bile olsa kombinasyon gördü, bu kadarcık hakkınız olsun. 4'ün ikilisi arkadaşlar kadar F'de küçük FM durumu oluşur. Bu kutu mantığından dolayı. Dolayısıyla çarpı diyorum. Artık örnek temsil olarak birisi 2'ye gitti, birisi de 3'e gitti olsun. Yapalım işte. F neydi o? D'ydi. Şöyle. Öbürü de FM. Böyle gittiler artık. Artık kaç tane eleman kaldı? 1, 2 ve 3 tane. Bunlar da arkadaşlar kalan 3 elemana 3 çarpı 2 çarpı 1 diye yerleşecekler. Çünkü 3 tane elemanımız kaldı. Niye böyle yaptık? Birebir fonksiyonda 2 eleman aynı anda bir yere gidemez. Yani herkesin kendi odasında kalması gibi düşünün. Dolayısıyla buradan da o zaman 2'nin 4'ün ikilisi 6. Burası da 6. 72 tane durum varmış. Saf fonksiyon sorusu çözelim. Hadi bir tane hatırlayalım. Diyelim bir küme var A, B, C. Sonra bir tane kümemiz var D, E. Büyük olmasın. Kaç tane fonksiyon oluşturulur derse ne deriz? Hiç şartsız şursuz direkt fonksiyon. A'nın gidebileceği 2 yer var. B'nin gidebileceği 2 yer var. C'nin gidebileceği 2 yer var. Sonuçta fonksiyonlarda hepsi aynı yere gidebilir. Hepsi farklı farklı yerlere gidebilir. Özel bir durum yoksa fonksiyonlarda direkt bu şekilde söyleme hakkınız var. Veya fonksiyon ezber formülü de neydi? A'dan B'ye fonksiyon sayısı B üzeri A'dır. Bu şekilde onu da hatırlatmış olayım. 3 kız 6 erkek öğrenci başta ve sonda erkekler olmak ve kızlardan herhangi ikisi yan yana olmamak şartıyla kaç değişik biçimde dizilebilir? Şimdi herhangi iki kız asla yan yana gelmeyecekse arkadaşlar diğer cinsi duvar yapmak lazım. Ne demek istiyorum bakın soruda bir A şıkkı diyeyim. Önce şu şart olmasın. Başta ve sonda erkekler olmasa ve dese ki kızlardan herhangi ikisi yan yana olmayacak. O zaman durumumuz şudur. A şıkkı yaptım bakın. Sonra bizden isteneni yapacağım. O zaman arkadaşlar erkekleri önce yerleştirirsiniz. E1, E2, E3, E4, E5, E6 diye, tamam mı? Duvar gibi bunlar 6 faktöriyel böyle kendi aralarında yer değiştirirler. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yeni boşluk oluştu, gördünüz mü? İşte kızlar bu 7 boşluktan 3'üne yerleşir. Örnek birisi buraya gelir. Birisi buraya gelir, birisi buraya gelir. Böylece herhangi iki kızın yan yana gelme ihtimali olmaz. O yüzden size işte 3 doktor, 4 hemşire, buradaki gibi 5 kız, 6 erkek dediği zaman hangisi yan yana gelmeyecekse diğerini duvar yapın. Böylece 6 faktöriyel, işte bir tane kız 7 yerden birine yerleşir, örnek buraya yerleşti. Kalanı 6 yerden birine, kalanı da 5 yerden birine derdik. Bunu böyle bir hatırlatayım. Ancak soru bizden ne istiyordu arkadaşlar? Diyordu ki... şöyle bir kaldırayım onu. Diyordu ki başta ve sonda erkekler olmak şartıyla. O zaman yapalım şimdi bunu yine. E1, E2, E3, E4, E5 ve E6. Burada arkadaşlar erkekler evet 6 faktöriyel diye dizilecek. Şimdi artık kızlar mecburen aralara düşecek. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü... Başta ve sonda böylece hakikaten birer tane erkek elde etmiş oldum gördüğünüz gibi. O zaman bir tane kız 5 yerden birine gelir, örnek buraya. Kalan ikinci kız 4 yerden birine, örnek buraya. Kalan son kız da 3 yerden birine böyle yerleşmiş olur. Toplamda da 60 çarpı 6 faktöriyel olacak. Bunlar soru modelleri arkadaşlar bizim için bir nevi. Zaten düzgünce çalışmış olan arkadaşlar görmüştür. Gelelim buraya. Aynı boyda 4 kişinin bulunduğu 11 kişi kaç farklı şekilde boy sırasına göre boy sırasına geçebilir demiş. Şimdi ne söyleriz burada arkadaşlar? Bir kere bunların hemen böyle göstereyim size temsili boylarını. İşte böyle olsun. 4 tanesi aynı boy olsun. Kalanlar da kaç kişi olacak? 11 kişi olacak değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diye böyle gitsin. Şimdi arkadaşlar bakın böyle bir görüntü gösterdim size. Bunlar ya böyle boy sırasına göre büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe dizilirler. Onu bir daha çizmeyeyim artık. Dolayısıyla normalde iki durum var deriz. Çünkü insanların boyları farklıysa mecburen ya büyükten küçüğe ya küçükten büyüğe sıralayacaksın. Ancak burada boyları aynı olan 4 kişi olduğu için bunların istediğim gibi karıştırırım birbirine. O yüzden cevabımız 2 çarpı 4 faktöriyel olacak, tamam mı? Buna lütfen dikkat edelim. Yoksa normal basit bir örnek göstereyim. 3 kişi olsun. Birinin boyu 180, birinin boyu 178, birinin boyu 176 olsun. 167 yazdım neyse artık. Bunlar boy sırasına göre ya küçükten büyüğe şöyle ya da böyle büyükten küçüğe, neyse böyle yazınca da garip oluyor ama neyse işte. Büyükten küçüğe arkadaşlar yerleşirler. Dolayısıyla 2 tane durum olur. Burada aynı boyda oldukları için yer değiştirme hakkımız var. Bunu da böyle söyleyeyim. Gelelim buraya. Ne demiş? Bu sayının rakamları ile 7 basamaklı aynı rakamla başlayıp aynı rakamla biten kaç farklı sayı yazılabilir? Soruda hemen neye dikkat etmeliyiz? Zaten aynı rakamla başlayıp aynı rakamla bitecekse o zaman arkadaşlar ya 1 ile başlayıp 1 ile bitersin ya da 3 ile başlayıp 3 ile bitersin. 4 ile başlama lüksün yok. Dolayısıyla o zaman artık bir tane biri kullandık. Şöyle yapayım. 1, 1, 1, 3, 3, 4. Sonra bir tane daha 1, 1, 1. 3, 3, 4 yapayım ki biz 2 kere silmeyeyim. 2 tane 1'i zaten kullandım. Artık arkadaşlar ne olacak? Geriye kalan 5 sayıyı 5 faktöriyel bölü 2 tane 1 çarpı 2 tane 3 bakın. Sakın buraya elimde 4 tane 1 var deyip 4 faktöriyel yapmayın. Neden? Onları sabitledim zaten. Bunlar çivi gibi burada kaldı, çakıldı. Artık onlar sanki farklı bir rakammış gibi olur arkadaşlar. Diğerleriyle zaten yer değiştirme hakları da yok. Onları oynatma hakkın da yok. O yüzden lütfen bunlarda dikkatli olun. Kalan artık birler 2 tane olduğu için burada 2 faktöriyel ve 3'ten de 2 tane olduğu için 2 faktöriyel diyeceğiz. Şimdi 3 ile başlarsak da 3'lerin ikisi de gidiyor zaten. O zaman artık gönül rahatlığıyla şunu diyebilirsin işte. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Çünkü 4'ler kendi arasında yer değiştiremez. Böylece buradan 5 tane geliyor. Burası da zaten 30 yapıyor. 35 oluyor. Bununla ilgili hemen bir örnek daha ekleyeyim ben size arkadaşlar. Şöyle bakın. Diyelim karantina, tamam mı? Karantina kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulabilecek kaç harfli bilmiyorum. Dikkat etmedim şimdi. Oluşacak kelimelerin kaç tanesinde K-A birlikte bulunur dedi, tamam mı? Böyle yazayım. Burada yine bakın şunu söyleyeceksiniz. K-A birlikte bulunur ya, artık bunlar birlikte paket halinde 2 harf. Geriye kaç harfimiz kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de bunlar 8 faktöriyel. Bakın şimdi bölerken normalde elimde 3 tane A vardı değil mi? Ama artık 2 faktöriyel diyorum. Neden? Bu K arkadaşlar, K-A bir sembol gibi oldu. Paket, o bir resim. Artık oradaki A diğer A'lara benzemeyen bir A olur. O yüzden bakın 2 tane A kendi arasında yer değiştiremez. Bu yüzden 2 faktöriyel. Yine N'ler kendi arasında yer değiştiremez. 2 faktöriyel diyeceğiz. Bunu da böyle bu şekilde söyleyeyim. Hocam 2 tane K-A olduğu için onları hesaba katmayacak mıyız yani? Bir tane K-A yok ki. Bir tane K harfi var. Oradaymış. Tamam hocam. Kusura bakmayın. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Bunu yapmışız pardon. Evet ne demiş? 1'den 6'ya kadar olan rakamlar yan yana yazılarak 6 basamaklı sayılar yazılacaktır. Tek rakamlar kendi aralarında büyükten küçüğe, çift rakamlar kendi aralarında küçükten büyüğe sıralanmak şartıyla kaç farklı şekilde yazılır? Şimdi tek rakamlar kendi aralarında büyükten küçüğe yani 5, 3, 1. Çiftler de küçükten büyüğe 2, 4, 6. Tabii paket halinde değil. Örnek bir görüntü. Bakın şimdi 5, 3, 1 yapayım. 2, 4, şöyle 6. Bakın illa böyle yan yana olacaklar diye bir şey diyor mu? Hayır. Sadece kendi aralarında küçükten büyüğe sıralanacaklar diyor. Dolayısıyla ne yapacağım işte yine? Bakın şimdi 6 faktöriyel diyeceğim. 5, 3, 1'i kendi arasında yer değiştirme hakkım var mı? Yok. Sanki bunlar XXX sayıları gibi. 3 faktöriyel. Yine bunlar da YYY sayıları gibi 3 faktöriyel. Dolayısıyla cevabımız bu oldu bakın. 720 tabii her seferinde ben cevapları kontrol edeyim. 720 bu da 6 çarpı 6 yapıyor değil mi? 36. O zaman ne olacak? Bunun cevabı 20'ymiş. 30 değil. Onu da düzeltmiş olalım bu şekilde. Var mı burada sormak istediğiniz bir şey? Geçiyorum o zaman. Şimdi gelelim buraya. A, 1, 2, 3, 4, B, 5, 6, 7, 8, 9 kümeleri veriliyor. F2, 6'ya eşit olmayacak. Bunlar da üşenmeden böyle gösterilebilir. Maksat bir görelim olayı. Bir 2, 1, 3, 4, diğeri de ne? 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bakın. Burada ne diyeceğiz? F2 6'ya gidemeyecek. O zaman özel durumdan başlayalım. 1. F4 9'muş. Onu artık sabitledik. Bunlar kapandı. F4 9 olduğu için başka 9'a gidecek eleman olmayacak. Çünkü 1'e 1 diyor. F2 de 6'ya gidemeyecek. O zaman F2'nin gidebileceği 1, 2 ve 3 tane hakkı var arkadaşlar. O zaman 3 hakkından birini kullandı. Tamam mı? Örnek 5'e gitti mesela. Artık F2'yi de kapattık. Geriye kaldı 1 ve 3. Böylece arkadaşlar 1-3 kaldı. Artık ne söyleyeceğiz? 1'in gidebileceği kaç yer var? 1-2-3 diyelim 6'ya gitti. O zaman bunun da gideceği 2 tane yer kaldı 3'ün. Onu da göstereyim hatta bakın. Şöyle bakın. Onun da 2 tane hakkı kaldı. Dolayısıyla 18 olmuş oldu bunun da cevabı. Evet, normalde ben bunu kombinasyonda bahsediyorum ama permütasyon testlerinde de oluyor arkadaşlar. Sınavda da çıktı. Bu soru, demeyeyim de yani buna benzer bir soru. Ezber soru tipi var mı? Tabii ki var sonuna kadar. Yani o yüzden hele AYT'de falan karşımıza gelebilir böyle ezber soru modelleri. Bu da çıkarmaya falan dememek lazım. Her şeyi düzgünce öğrenmek gerekiyor. Bunu zaten yorumla yapmaya kalksanız bence mesela o ilk sorulduğu yıl, benim 2005'te yıl sorulmuştu böyle bir soru. 2005'te sorulduğu yıl, mesela ben yaptığımı bile hatırlamıyorum zaten ama çoğu öğrenciyi eleyen bir soru olmuştur. Çünkü ilk defa karşına gelince nereden aklına gelecek bu soruda şimdi söyleyeceğim ezber yorum. Zaten aklına gelen varsa biz öğretmeden ki bir şekilde gördünüz, onu ben tebrik ederdim o yıl ki bu soruları şimdi anlatacağım yöntemle hiç anlatan yoktu o zaman. Şimdi bakın A artı B artı C 9 denkleminin pozitif tam sayılarda kaç değişik çözümü vardır diyor. Örnek. Diyelim birisi 8, birisi 7, birisi 1, birisi 1 ya da birisi 6, birisi 2, birisi 1. Bunları tek tek tabii ki saymayacağız. Ne yapacağız? Burada şunu yapacağız arkadaşlar. A, B, C bir kere pozitif tam sayı olacak ya. A'ya bir tane 1 vereceğiz. B'ye de bir tane 1 vereceğiz. C'ye de bir tane 1 vereceğiz. Böylece bunların pozitif sayı olmasını garantileyeceğiz. Sonra böyle çubuklar yapayım. Bunlar 1 manasında. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayımız kaldı. 6 tane birimiz kaldı. Bunları rastgele A, B, C'ye artık dağıtabiliriz. Bu da ayraç yöntemiyle oluyor. 2 tane diyelim böyle araya ayraç koyduk. 3 tane sayı yapmak için 2 ayraça ihtiyacım var. Bakın A sayısına 2 gitti. B sayısına 1 gitti. 2 gitti yine pardon. Ve C sayısına da gördüğünüz gibi buradan 2 gitti. Yani 3, 3, 3 oldular. Ama bu şöyle de olabilir. Örnek bir tane daha görüntü yapayım. Zaten 3'ü verdim onlara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayraçları buraya koydum. Böylece A sayısına sadece 1 kaldı. Çünkü hiçbir şey gelmedi bakın. B sayısına hiçbir şey gelmedi. C sayısı da kalan 6'yı topladı. 1, 1, 7. İşte bu ayraç yöntemi bizim böyle tonlarca işlem yapmamızı engelliyor. Ne yapıyoruz? Pozitif tam sayı dediği için önce birleri atıyoruz. Geri kalan böyle birler özdeş sayıymış gibi dağıtıyoruz. Bundan dolayı artık diyeceğiz ki 6 tane 1 var. 2 tane de ayraç var. 8 faktöriyel. Ayraçlar özdeştir. Birler de özdeştir. 8 çarpı 7 bölü 2'den 28 tane durum olur. Bunu söyleyeyim. Eğer doğal sayı deseydi o zaman şunu derdik işte. O zaman hiçbir sıkıntı yok. 1, 0, 1, 0. 1'i 9 olur ya da 1'i 0, 1'i 3, 1'i 6 olabilir ya da 1, 1, 1, 2, 6 da olabilir sorun değil. Bunlar da olabilir artık bu hakkımız da var. O zaman bodoslama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deyip araya 2 tane ayraç koyup örnek bir görüntü bakın 2, 2 öbürü de işte 5 alır. Dolayısıyla burada da 11 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel derdik eğer kaç tane doğal sayı çözümü var deseydi. Bu da böyle bir ezberdir. Şimdi arkadaşlar bir 5 dakika mola veriyorum. Artık genel klasik sorular yaptık ama biraz da yorum sorulara bakalım ikinci bölümde. Kalan 12 sorumuzda da güzel yorumlar yapacağız. Biraz daha böyle artık bilgilerimizi kullanacağımız sorular olacak. Tam 46 geçe ben başlıyorum arkadaşlar. Bir yere kaybolmayın. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Devam ediyoruz şimdi hızlı bir şekilde. Akşam yemeği için restoranta giden 4 arkadaş paltolarını vestiyere bırakıyorlar. Yemek çıkışında vestiyer görevlisi paltoları gelişigüzel 4 arkadaşa veriyor. Paltolardan yalnız birinin doğru kişiye, diğerlerinin yanlış kişilere verilmesi kaç farklı şekilde gerçekleşir? Şimdi A, B, C, D kişileri diyelim. Bunların yine paltoları da A, B, C, D olsun. Şimdi diyelim A kendisininkini alacak. B, C, D de yanlışı alacak. Örnek B'nin böylece arkadaşlar 2 tane hakkı olur diyelim. Mecburen artık B diyelim D'ye gitti. O zaman arkadaşlar C buraya gider, D de mecburen buraya gider. Şimdi bunun sayısal karşılığını yapalım. Hangisinin doğru aldığını biliyor muyuz? Hayır, ben orada temsili olarak A dedim. O zaman 4 kişiden bir tanesi doğrusunu alır. Örnek demin gösterdiğim gibi A diyelim doğrusunu aldı. Artık ondan kurtulduk. Şimdi sırayla bakalım. B'nin arkadaşlar kendisi hariç gidebileceği kaç yer var? 2. O zaman 2 tanesinden bir tanesine gider. Tabi burada kendi hakkı yok ama bir nevi öyle değerlendirmeniz lazım. Tersten düşünün. Bu C veya D buna gelir. Böyle de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla örnek C'ye gitti bakın bu şekilde. O zaman artık arkadaşlar diğerlerine seçim hakkı kalmıyor. Bakın şimdi B C'ye gitti diyelim. D kendisine gidemez. Buna gidiyor. O zaman diğerine de bu kalıyor. Diyelim böyle olmadı. Hani kendim denemek istedim. Diyelim C'ye gitmesin de D'ye gitsin dedim. Yine fark etmez. O zaman C yine kendisine gidemiyor. D'ye gidiyor. O yüzden arkadaşlar ikinci kişiye tamam 2 hakkımız oluyor ama kalan kişilere hak kalmıyor. O yüzden 4 çarpı 2, 8 olmuş oluyor bunun cevabı. Burada şıklar biraz tehlikeli. 12 bir de 24 de olduğu için o yüzden ben burada tek tek sayarak yapmam. Düzgünce böyle permütasyon yoluyla göstermiş olayım. Evet. Bakalım buraya ne demiş? Şekil 1'de metroda bir vagonda ayakta duran bir kişinin askıdaki tutma yerini 2 farklı tutuş şekli göstermiştir diyor. Yani ya sol eliyle tutacak diyor gördüğünüz gibi burada ya da sağ eliyle tutacak askıyı. Buradan anlattığı bu. Şekil 2'de gösterilen farklı 4 kişi 4 farklı tutma yerinden tutarak yan yana kollarının kaç farklı görünümü oluşur. O zaman arkadaşlar bir kere bu insanlar normal önce kendi aralarında yer değiştirebilirler. 4 faktöriyel bakın. Sonra her bir kişi ya sol koluyla ya sağ koluyla tutar. 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunun da cevabı. Yani bazen böyle soruların görselleri enteresan gelebilir sınavda ama enteresan bir yorum yapmadık en azından görüntüye bakınca. Sadece sol ve sağ ellerinden ikisini de tutabiliyor diyor. Bakın burada o gösterdiği o yer değiştirebiliyor. Gelelim buraya. Yukarıda verilen şekilde 6 tane karpuz üst üste dizilmiştir. Mithat bu karpuzların tamamını alıp kasaya koyacaktır. Herhangi bir karpuzun alınabilmesi için üstünde hiç karpuz olmaması gerekmektedir. Bunu da şöyle yapalım bu soruya özel. Ben arkadaşlar sizi bir dakika bekleyeyim. Çünkü burada hafif de olsa bir yorum yapmak gerekiyor. Ben bodoslama çözmeyeyim. Tamam, böyle bilgi vermem gereken sorularda bilgi verdim. Ama bir bekleyeyim isterseniz. Bu arada zaten cevabı bulanlar da olur. Ya da en azından bir okuyup böyle yorum yapmış olursunuz. Dediklerim daha iyi oturur. Sonuçta hızlı söylüyorum. Bazı yerlerde bir daha bir bakmanız gerekebilir. Önemli yerler sonuçta. Riske atamayız bu konuyu. Bakın şimdi. Ne diyeceğiz? Önce arkadaşlar bu bazı sorularda durum tespiti önemlidir. Özellikle kombinasyonda bunu çok yapacağız. Ne demek durum tespiti? Bodoslama soruya atlamak yerine nasıl ben bu soruyu çözüm haline getirebilirim onu görürüm. Şimdi birincisi bunlara numara vereyim böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyeyim, tamam mı? Bir kere arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bir kere 1 kafadan ilk kaldırılacak şey. O yüzden 1 faktöriyel diyeyim ona. Yer değiştirme hakkım yok. Bodoslama bunu direkt attım, aldım elime, koydum rafa. Sonra arkadaşlar düzen şöyle olabilir. 1, numaraları yazıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3 kendi arasında yer değiştirebilir. 4, 5, 6 kendi arasında yer değiştirebilir. Doğru mu? Şu düzende gidebiliyorum yani. Bu, sonra bu sıraya geçerim, sonra da bu sıraya geçerim. Böyle bir hakkım var. Dolayısıyla arkadaşlar burada artık 1 faktöriyel, 2 ile 3'ü istediğim gibi alabilirim. Birini önce, birini sonra. 2 faktöriyel, sonra artık tamamen 2 ve 3'te gittiği için 4, 5, 6'yı 3 faktöriyel diye yaparım. Bu birinci çözümüm arkadaşlar. Gelelim ikinci çözümümüze. İkinci çözüm mantığında da şunu söyleyeceğim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1'den başlarım yine. Sonra 3'e giderim. Tamam mı? Sonra arkadaşlar 1'den 3, 1'i kaldırdım. 3'ü kaldırdım. Ondan sonra da neyi kaldırırım? 6'yı kaldırırım. Doğru mu? Sonra arkadaşlar 1, 3, 6'yı kaldırdıktan sonra artık 2'yi kaldırırım. Ve önce 4'ü sonra 5'i. Ya da 1, 3, 6, 2, 4, 2, 5, 4 yaparım. Gördüğünüz gibi düzen şöyle, yani okla da göstereyim. Bunu yaparım. Sonra 2, 5, 4 ya da 2, 4, 5. Bakın gerçekten konunun adı demiştim ya. Sayma konusu. Burada bakın sayarak yaptım. Gelirim sonra 1, pardon kalemi seçeyim bir, seçemedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1'den başlarım. 2, 4 diye giderim bu sefer. 1, 2, 4. Burayı temizlerim. Sonra 3, 5, 3, 6. Ya da 1, 2, 4, 3, 6, 5 diye giderim. İki tane durum böyle. İki tane durum böyle 4. Burası neydi? 3 çarpı 2'den, 6 çarpı 2'den pardon 12. O zaman toplamda arkadaşlar 16 tane durum oldu gördüğünüz gibi. Tamam mı? Yani saymaya kesinlikle karşı değiliz ki ikincisinde mecburen sayacağım zaten. İki tane durumu permütasyonla yapacak halim yok ama ilk kısmını permütasyonla yaptım. Bakın. Gelelim bu soruya. Bunun farklı versiyonlarını ben sınıflarda çözdüm arkadaşlar. Hatırlıyor olabilirsiniz soruyu ya da siz zaten karşınıza gelmiş olabilir. Çok farklı versiyonları var bunun. Bence güzel bir yorum. Biz çünkü genelde ilk anlatılırken nasıl anlatılıyor işte? Bir bina var. Arka arkaya iki tane kat aynı renkle boyanmamak şartıyla dört farklı renk kaç farklı şekilde kullanılır. Ne diyoruz? 4, 3, 3, 3 diyoruz bunlarda. Ancak buradaki gibi yine aynı soru birbirine bağlı iki kare farklı renkle boyanacak ama artık durum ne oluyor? Birbirine bağlı karelerde bu soruda mesela bakın şu arkadaşlar nereden başladığınıza göre değişir de. Mesela ben buradan başladım diyelim. 4 dedim. 3 müymüş o pardon. Şunu da bir sabitleyeyim önce. Şöyle bir. Yoksa gidecek. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken mevzu şu. Diyelim buradan başladınız tamam mı? Sol üstten. 4 dediniz. Şeman 3 taneymiş. Buraya 3 dediniz. Buraya 2 dediniz. Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz? Şu sağ alttaki yukarıdakinden de etkileniyor, soldakinden de etkileniyor. O yüzden burada iki tane durumu ayrı ayrı incelemeliyiz. Şunun hemen bir kopyasını alayım o yüzden. Sağa böyle atayım. Bir daha çizmek zorunda kalmayalım. Bakın şimdi. Burada arkadaşlar şöyle yapacağım. 1, 4, 3 buraya diyorum. Elimizdeki renkler mesela mavi, siyah, beyaz olsun. Diyelim buraya maviyi yerleştirdim tamam mı? Buraya artık iki hakkım var. Siyah veya beyazdan bir tanesi. Şimdi burada arkadaşlar bu sağ üstteki, sol alttakiyle aynı renk olursa şu yeşile iki hakkımız kalır. Eğer bunların ikisi farklı renk olursa mecburen bir hakkımız kalır. Göstereyim bakın. Diyelim birinciye mavi yapıştırdım. İkinciye siyah. Buraya beyaz. Mecburen buna ne kalıyor? Mavi kalıyor. Ya da bakın şimdi dediniz ki burası siyah olsun, burası da siyah olsun. O zaman buraya ne kalıyor? Beyaz da olabiliyor, mavi de olabiliyor. Bundan dolayı soruyu arkadaşlar kesinlikle gerçekten iki adımda çözeceğiz. Tek hamlede çözmeyeceğiz. Üşenmek yok burada. 3, 2. Dedim ki burası örnek temsili siyah olsun, burası beyaz olsun. İlk durum, bununla bu aynı olsun. O zaman arkadaşlar buraya 1 yazdım bakın. Seçim hakkım yok. Sağ üstte beyaz geldiyse ona da aynı gelsin. Böylece artık ikisine de BB geldiğini biliyorum. Mecburen buraya artık iki hakkımdan birini kullanabilirim. Ya mavi ya siyah şeklinde. Zaten bu aradakinde bir sıkıntı yok. Sadece buna bağlı. Buraya yine 2 yazma hakkım var. Artı, artık ne diyorum? 3 buraya, 2 buraya. Diyelim buraya siyah geldi, buraya beyaz geldi. Artık diyorum ki bu sol alttaki ile sağ üstteki eşit renk olmasın. Mesela bu siyah beyaz mecburen buna mavi kaldı diyelim. 1 oldu. O zaman bakın şimdi. Beyaz mavi mecburen seçim hakkın yok. Buraya da 1 kaldı. Artık zaten burada sıkıntımız yok. 2 oldu. Toplayalım. Sol üstte ne yaptık? 8 çarpı 3'ten 24 geldi. Sağda ne yaptık? 4 çarpı 3'ten 12 geldi. Böylece bakın 36 tane burada durum oluştu arkadaşlar. Evet, şu sorular klasiktir. Arka arkaya işte optik form doldurma ya da işte arka bu gitme soruları. Dur bakayım, bunu bir karıştırmışım. Önce şu 19'u çözeyim, sonra oraya döneyim. Şimdi arkadaşlar ne demiş? 8 faktöriyel elde edeceğiz. 1'den itibaren sırayla 8'e kadar çarpacağız. 8 faktöriyeli kaç farklı şekilde elde edebiliriz? Aslında bu soru arkadaşlar bizim için nedir? Hemen yine bir sabitleyeyim bunu. Yoksa silinecek. Bakın şimdi. Burada arkadaşlar durum aslında şu. Böyle. Şu. Sonra burası. Sonra burası. Böyle bu şekilde. Aslında kareli zeminde bakın hareket etme gibi. Hemen bir örnek görüntü. Bakın şu şekilde. Gidersem hakikaten çarpımları 8 faktöriyel oluyor, gördünüz mü? Ya da şu düzende gitsem boloslama yine 8 faktöriyel oluyor. O zaman artık ne yapacağız arkadaşlar? Hemen size şunu hatırlatacağım. Basit kenarda göstereyim. Önünüzde hiçbir engel yoksa bu noktadan başlayıp eğer bu noktaya gidiyorsanız şunu yapıyorsunuz. Kaç kere ben İlerliyorum sağa doğru? 2 kere. Kaç kere aşağı doğru ilerliyorum? 2 kere. O zaman 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, 2 faktöriyel yapabilirsiniz. Tek tek saymanıza gerek yok. Engel olduğu zaman, engel olmadığında bu hakkınız var arkadaşlar. Ya da şunu da dersiniz. Temel öğrettiğimiz nedir? Buraya 1, 1. Buralara da 1, 1 yazarsın. Buluşma noktasında hem sağdan, hem soldan, hem yukarıdan geliyorum 2. Sonra burada 1, 2, 3. Sonra yine burası 3. 3, 3, 6. Bakın tek tek sayınca da oluyor. Bunlar önemlidir ama engelsizse tekrar permütasyon mantığıyla yapabilirsin. Dolayısıyla ben kaç kere sağa doğru gittim? 1, 2, 3, 4 kere sağa gittim. Kaç kere aşağı indim? 1, 2, 3. O zaman 3 kere de aşağı indim. Böylece 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel oldu arkadaşlar. 8 faktöriyel elde etmemin yolu A noktasından B noktasına gitmek gibi oldu bu yüzden. Engelsizse ben bunu tercih ederim. Ama bu sorudaki gibi engel varsa orada da riske girmem, tek tek sayarım. Bakın şimdi yine yapalım şöyle. Düzenimizi oluşturalım. Şöyle işte bu, sonra bu, sonra bu, sonra bu. Şimdi bakın artık burada üşenmeden tek tek sayacağım. Bir kere buralar şöyle bakın 1, 1, 1, 1 yapıştırıyorum. 1, 1, 1 buraya da yazıyorum. Şimdi bu buluşma yeri kaç oldu? Yukarıdan ve soldan geldiği için 2. Sonra burası kaç oldu arkadaşlar? Yukarıdan ve soldan geliyor. 3 oldu. Ve yine 1 artı 3'ten E'de 4 oldu. Tamam mı? Sonra A'dan L'ye şu T'ye gelmek için bakın ne olacak? 2 buradan, 1 de buradan. 3 olmuş oldu. Sonra arkadaşlar aşağı inerken 1 3'ten 4 oldu. Ve yine burada dümdüz ilerleyeceğim. Önümde hiçbir şey yok. 4 mecburen. Şurası bir dursun. En son oraya ineceğiz zaten. Sonra arkadaşlar buradan da geldim. 4 oldu. 4 buradan, 4 buradan oldu. Artık 8 yolda buluşmuş olduk. Bakın engel olduğu zaman da mecburen tek tek saymak zorundayız. Tabi burada toplama hatası yapmamak en önemli şart. Yoksa ekstra bir durum yok. Gelelim şimdi buraya. Ne diyormuş bakın. 2 tane kurbağa var. Bunlar zıplama yoluyla işte A'dan C'ye ve B'den C'ye doğru gidecekler. Şimdi burada ÖSYM size merak etmeyin söyler. Soruda der ki yeterince büyük yaprağa zıplıyorlar. O zaman anlarsın ki bunlar ikisi de aynı yaprağa zıplayabiliyor. Yani böyle koltuk gibi düşünmeyin. 2 insan aynı koltuğa üst üste oturmaz. Ama bu soruda birazcık eksiklik olmasına rağmen yine de kıyamadım. Koydum soru fena olmadığı için. Şunu belirtelim. Yeterince büyük yapraklar diyelim ki anlayalım. İkisi de aynı yere zıplayabiliyor diye. Sonra böylece soru güzelken bir anda hatalı soru olmasın. Şimdi yeterince büyük yaprağa bu 2 tane istedikleri gibi zıplayacaklar, C'ye ulaşacaklar. A'dan başlayalım şimdi. nasıl gidebilir arkadaşlar A'dan başlayan? Bakın şimdi sağ üste ve sol alta doğru gidiyormuş. Şöyle şöyle buraya 1-1 derim. Sonra bakın böyle böyle birleşir 2. Yukarıya doğru gider 1. İkisi birleşir 3. Sonra arkadaşlar şöyle aşağı doğru gider 1. Bunların ikisi buluşur 3 olur. Sonra bu buraya doğru gitmeye devam eder 1. Ve yine bunların ikisi buluşur 4 olurlar. 3, 3 şöyle 6 olur. 6 ile 4 buluşur 10 olur arkadaşlar. Şöyle yine 1 olur. 1 ile 4 bakın burada buluşur 5 olur. 10 ile 5 buluşur 15 olur. Gördüğünüz gibi bu şekilde 15 yoldan bu gelmiş oldu. Sonra diğerine bakalım. Yine aynı şekilde tabii orada bir 15'i nasıl olsa buldum artık. O kısmı bir kaldırayım. Hata yapmayalım şimdi, üst üste denk gelecekler çünkü. Bu buraya gidebilir. 1, 1. Şöyle aşağı doğru gider 1. Buraya doğru gider 1. Sonra ne olacak? Bunların ikisi buluşur. Burada 2 olur. Sonra arkadaşlar 1, 2. Burası 3 olur. Buluşur 3 olur. Şöyle 6 olur. Buradan da 1 olacak. Buluştu 4 oldu. Buradan yine çıktı 1, 4, 5 buluştular. 4, 6, 10 oldu. Buluştu. Yine 15 oldu. 15 tane bir tanesi, 15 tane bir tanesi farklı farklı şekilde gelebilecekleri için tabii ki çarpacağız. Çünkü ikisi ayrı kurbağa ve ikisinin oluşturduğu durumları çarpmak zorundayız. Böylece 225 yol oluşmuş oldu. Tamamlamış olacağım. Sorunuz varsa lütfen sorun arkadaşlar. Sonuçta yol soruları yapıyoruz bir nevi. Hani göremediğiniz bir şey olabilir. Bir tane yol sorusu bakayım, bir süremi hemen kontrol edeyim. Şimdi şu yol sorusunu atlayayım artık. Biraz klasik olacak diğerlerini yapınca. Şu 23'ü bir göstereyim size. Aslında genel olarak yapacağımız yorum çok değişmeyecek ama yine de bir farklı bir görünüm olmasına rağmen klasik yorum yapacağım. Yandaki şekilde bir zemine farklı derinliklerde çakılmış olan 5 adet özdeş çivi verilmiştir. Bir çekiç ile herhangi bir çiviye bir defa vurulduğunda vurulan çivinin zemin üzerindeki yüksekliği 1 santim azalmaktadır. Buna göre çivilere en az kaç farklı şekilde vurulursa çivilerin yükseklikleri aynı olur. Yani o zaman şöyle bu düzeye gelecek hepsi, değil mi? Buna göre o zaman en soldakine 1 kere, şuna 2 kere, buna 3 kere, en sağdakine de 1 kere vurmamız lazım. Tabii ki mantık olarak birer kere vuracağımız için arkadaşlar bodoslama pat diye mesela bu 2'ye güm diye bir hamlede vurup 2 birim aşağı gönderemiyoruz. Çünkü 1 santim azalıyor. Bu aslında sana neyi anlatıyor biliyor musun? Balon patlatma soruları gibi. Nasıl ki bu balonu patlatmadan, diyor ki ya sana hani aşağıdakini patlatmadan yukarıdakini patlatamazsın. Buradan buraya geçemezsin. Burada da işte öyle. Bu bölüm aşağı inmeden şu bölüm aşağı inmeyecek. O yüzden 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 1 daha 7. 7 kere vuracaksın. Ancak burada arkadaşlar şu kendi arasında yer değiştiremez. Yine burası kendi arasında yer değiştiremez. Tamam mı? Ona dikkat edelim. Sonuçta şu bölgeyi aşağı indirmeden bu bölgeyi aşağı indiremiyorsun. O yüzden burada yer değiştirme hakkın yok. Bunu da böyle söyleyeyim. Bu da yine aslında aynı model bir soru arkadaşlar. Tekrar permütasyonla ilgili bir soru modeli. Hemen bunu da söylemek istiyorum. Yanda verilen 12 litre hacmindeki sıvıyı arkadaşlar bardaklara boşaltacağız. Kovalar artık neyse 3, 2, 1 şeklinde. İstediğimiz gibi boşaltabiliriz. Yeter ki 12 litreyi boşaltabilelim. Yani 2 kere 3'ü işte 4 kere bir 2'yi falan kullanma hakkın var. Bu sayı kadar kullanacaksın ama illa 3'leri birer kere, 2'leri birer kere olmak zorunda değil. Diyelim 3'lerin hepsini bir sefer kullandım ve bitti. Dolayısıyla ne yaparız o zaman? 12'yi bir kere 3, 3, 3, 3 diye boşaltabilirim. Bu bir durumdur. 12'yi arkadaşlar 2 kere, 3 kere 3'ü kullanayım. 1 kere 1, 1 kere 2. Bakın ne yapar? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Bu da ne yapıyor? 120 bölü 6'dan 20 durum yaptı bakın. Sonra 2 defa 3 kullanırım. 6 oldu. Geriye kaldı 6. Elimde kaç tane 2 var? 2 kere 2. Bir kere 2'şer tane de 1. Böyle de yine toplamları 12 yapıyor mu? Evet. 6, 4 daha 10, 12. Böylece 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel oldu. Bu da ne yapar acaba? 720 bölü 8'den 90. 90, 110, 111 tane durum yapmış olduk arkadaşlar, gördüğünüz